Olmaz mı? Peki şunu diyebilir miyiz Ertem? Açık söylüyorum. Burakcığım. Öyle bir haldeyiz ki abartı olabilir ama gerçekçi çerçevede. Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı var. Galatasaray Beşiktaş'a takılırsa ligde heyecan sürer. Ama Galatasaray Beşiktaş'ı da mağlup ederse Bence de. Lig biter. Bizde şampiyon diyebiliriz artık oradan sonra Galatasaray. Şampiyon. Şimdi kardeşim. Yanlış mıyım Ertem Beşiktaş? Sinan Büyük Bey. Büyük oranda doğru söylemiyor. Sinan Bey'in söylediği. Doğru mu söylüyorsun doğru. Sinan abi? Bence evet, doğru. Doğru söylüyorsun. Sinan Bey'in Sinan abi de bana doğru söylüyorsun. Birçok şeye ben dedim bunu. İştirak ediyorum. Tıpkı Abdülkerim Durmaz Beyefendi'nin söylediği gibi. Fakat Mourinho arkadaşlar. Bir zamanlar çok büyük hocayken zaman içerisinde neye evrildi ölmüş biliyor musunuz? Yani evet. Profesyonel tazminatçıya evrildi. Şimdi bugün bir mahkemede yargılanırken hakim doğru. Senin GBT'ne bakar. Sabıkana bakar. Bu adamın sabıkası ne? Hani mesela yolda bir kadını döven, bıçaklayan bir herif oluyor ya. Evet. Duyuyoruz. Evet. Daha önce 6 yaralama. Tabii üç kas, hep bilmem sabıkası ne. O sabıkası. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben şu anda beyefendinin, Jose Mourinho'nun tırnak içinde profesyonel futbol sabıkasını söylüyorum. Bende de var o liste. Chelsea'den 18 milyon euro sterlin. Tazminat ya da sterlin. Sterlin. Detaya 2007 boğulma. Yılında sterlin. 18 milyon sterlin tazminat almış. Real Madrid'den 17 milyon euro tazminat almış. Manchester United'dan 15 milyon euro tazminat. Tottenham'dan 18 milyon euro tazminat. Roma'dan 3 milyon tazminat. Toplam 71 milyon euro bunun parasının kaynağı tazminat. Demek ki bu adam tazminat işine bayılıyor. Adam yolunu bulmuş. Bana hiç kimse. Bana hiç kimse. Jose Mourinho gibi adamın böylesine önemli basit maçlarda böyle önemli hatalarını yapması makul insani hatalar olarak ben buna inanamam. Eğer bu kadar makul insani hatalar diyorsak buna senin gibi adam buralara nasıl geldi? Senin Fenerbahçe'de işin yok. Sen o Şampiyonlar Ligi kupaları nasıl aldın? Çok açık konuşuyorum. Günah boynuna. Adam zaman içerisinde tam bir profesyonel kopartıcı haline gelmiş. Ve işin kötüsü şu anda Kadişah denen bir Suudi Arabistan'ın sportif direktörü, danışmanı. El-Kadişah. El-Kadişah neyse Suudi Arabistan zenginlerin yeri. Evet. Büyük para da oradan alıyor. Ve şu anda oranın antrenörü var Michel diye. Evet. Muhtemelen onu gönderecekler. Ben de söylüyorum. Şu anda Jose Mourinho'nun iki şey mutlu eder. Şu anda bir, kızının evlenmiş kızının, hepimizin kızı var. Mutlu olduğunu duymak kızının ağzından. Karısına nasıl durumlar çok iyi. Geçen akşam onlar da maşallah maşallah. İşte hamilelik falan de olursa dede olacak. Hepimizin Allah buna hepimize yaşatsın. Amin. İnşallah, bir, amin, amin. Fenerbahçe beni kovsa. Adım gibi biliyorum. Şu anda Jose Mourinho'nun tek isteği var. Fenerbahçe'nin kendisini kovması. Çünkü bir adam bu kadar fahiş hataları amatör takım hocası olarak olsan yapmaz. Şimdi Apo diyor ki bir 15 gün bütün çok bilmişler. Nereden çıktı bu Maxime? O da kötü. Eğer sen sosyal medyadaki bir takım spor yazarlarının Maxime'ni oynatma, empozisyon sonucu Maxime'ni oynatmıyorsan ilk 11'de. Hocam bir de deplasman. Ha, bir de deplasman yani. Daha ötesi var. Tamam oynatma. Maç 1-1 olunca, sıkışınca pabuç pahalı olduğunu anlayınca Maximen'le İrfan Can'ı lang diye sokuyorsun oyuna ve 3 dakika sonra Maximen sana oyunu çözüyor. Elinde Levent Mercan var dediğin gibi Samet'i hangi akla hizmete alıp Ciku'yu sola kaydırıyorsun? Ha, şimdi ben bunları alt alta koyduğum vakit adımın Ahmet olduğu gibi biliyorum. Jose Mourinho'nun alacağı en güzel havadis ailevi olayları dışarıda bırakmak kaydı şartıyla konuşuyorum. El kaçıya. Hayır. Fenerbahçe'nin kendisini kovması 45 milyon da Fenerbahçe veya 30 milyon ayağın alışsın. Bir tazminatı alıp önce kızının haklı olarak kızının yanına gitmesi. Yeni evlenmiş kızı özlemiştir. Yıllardır çalışıyor bu adam. Üzüldüğüm şu. Ve en ufak Jose Mourinho'yu niye getirdiği Ali Koç'a en ufak eleştiride bulunmuyor. Bilakis. Bir Fenerbahçe başkanının Jose Mourinho'yu Türkiye'ye getirip o standa çıkartması başarılı. Şu konuda eleştiririm yalnız Ali Koç'u. Jose Mourinho şah değil, padişah. Aziz Yıldırım olsa değil Mourinho, gökten başka bir şey inse. Aziz Yıldırım bu sabah Samsun'da
Maksimen'i oynattırırım. Yok artık zaten. Mourinho'ya mı karışacaktı diyorsun? Karışırdı. Karışmalısın. Mourinho Fenerbahçe'nin maaşlı işçisi Burak kardeşim. Mourinho her şeyi iyi bilir. Peki hadi Mourinho yaptığı hataları bakın futbol adamları söylüyor. Göztepe maçı. Yaslandın 2-2 oldu. Evet. Bugün yaslandın. 2-2 oldu. Maksimen'le başlamadın. Güzel. Kaleye gidemedi. Attığın evet. Gol Tadiç'in önüne düştü. İki terzi hocam abdurmaya. Yaslanmıyorsun. Evet. Seni yaslandırıyorlar. Yaslanmıyorsun. Çünkü niye top tutamıyorsun ileride? Ha bir de şu baskı var. Fenerbahçe'nin son 5 yılda iddia ediyorum. Bu kadar haftada en az topla oynadığı ve en geç süre içerisinde topu rakipten kaptığı sezon bu sezondur. Olmaz böyle bir şey. Hocam Fenerbahçe şunu dene beklemez. Ya. Şunu dene ya. Neyi? Bir de şaşırt ya. Yap çift santrafor deplasmandasın. Yap. Yap ileride iki tane santrafor. Birini bir kenara koy. Bunlar adamlar tutmayacaklar mı? O zaman sana gelemezler. Sen ileride top tutarsın, çıkarsın. Rakibin sahasına topu yığarsın. Bütün yani onun için ya yap bir tersini. Ama sen elindeki zaten malzemeye güvenemiyorsun. Diyorsun ki zaten benim kadrom yeterli değil. Abi defans yapısına bakıyorsun. Yani şimdi sarı kart gördü de oyundan çıkarıyorsun. Yok abi böyle bir şey yok. Bozmayacaksın. Şahane oynuyorlar orada onlar. Sen niye bozuyorsun? Şimdi Samet'i mesela oyuna koy. Çocuğu hiç oynatmamışsın bu zamana kadar. En kritik maçta oynatıyorsun. Mesela en kritik maçta. Bırak arkadaş ya. Eğer sol bek var o zaman niye aldın? Eğer senin bu sol bek. Şimdi Samsun Sporlu oyuncular senin takımından daha mı kaliteli? Hayır. Sadece daha fazla koşuyorlar. Samsun Spor 30 milyon euro. Fenerbahçe 300 milyon euro. Hocam. Öyle düşünelim. Daha fazla koşuyorlar. Daha agresifler. Onda biri. Senden daha fazla koşuyorlar. Daha fazla istiyor Samsun Sporlu oyuncular. Mesela Sinan'ım 8 hafta mı oldu 9 hafta mı oldu? 9. hafta. 9 haftada bir soru soruyorum tüm Fenerbahçelilere. Bütün takım Livakovic dışında geçen seneden daha formda olan bir oyuncu söylüyor. Hiç yok. Livakovic dışında. Livakovic iyi Allah'ım. 0-0. Livakovic dışında Fenerbahçe'de geçen seneden kendini bilakis açmış. Bilakis geri gidenler var hocam. Hayır. Geri gidiyor takım. Bırak geriyi. Soru şu. İlk 15, ilk 16 oyuncudan Livakovic dışında kendini biraz geliştirmiş, daha iyi oynayan, üstüne geçen koymuş. Seneye üstüne koymuş bir tane oyuncu söyleyeyim. Yok. Bir tane ya. Yok. Hocam. Fred mi? Fred de geri gidiyor. Hocam bir advertorial'a gideceğiz. Advertorial'ımız var bir dakikalık. Bu arada hocamın söylediği EK Ciyah takımının danışmanı olduğu yönünde bir iddia var. Onu söyleyeyim. Herkes Jose Mourinho'nun ve EK Ciyah takımı El İttihat'a 3-1 yenildi bu hafta. Ve istenmiyor. Michel, teknik direktör Michel de istenmiyor. Günah birazdan bir şey daha söylemek birazdan zorundayım. Birazdan Abdülkerim abi. Ağır bir şey söylüyorum. El Nesri'yi ısrarla isteyen Jose Mourinho'ydu. Sevilla takımı Fenerbahçe'yi 21 milyon euro koparttı. Bu da masum bir istek değildi. Evet Burak Dinçer yani kardeşimiz. Masum bir istek değildi. Hocam sevgili. El Nesri 21 milyon euro etmez kardeşim. Bu işte başka bir şey var. Fenerbahçe'yi koparttılar. 21 milyon euro. Az para değil ha. Abdülkerim abi. Bitiriyorsan oynatacaksın o zaman. Son 5 dakika değil. Abdülkerim abi, Burak Dinçer kardeşimiz diyor ki Levent, Kostić ve Osterwolde Manchester United maçında sol beki yok Fenerbahçe'nin. Ne yapacak Fenerbahçe diyor. Sinan abiye de bir sorusu var ama reklamdan sonra bir dakikalık bir...